Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Emre Öztekin. Kendisi Gebrüder Weiss Lojistik'te Genel Müdür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ekibinizin sıcak karşılamasıyla daha da güzel bir gün geçiriyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok güzel bilgiler alacağız şimdi sizden, firmanızdan ve yaptığınız çalışmalarla ilgili. Ama öncesinde biraz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Emre Öztekin. Evliyim. Bir oğlum var. İsmi Yaman. Eşim öğretmen. Aslında lojistik sektörüne biraz ailemin de vizyonuyla başladığımı söyleyebilirim. Mezun olduğum alan uluslararası ilişkiler. Sonrasında biraz daha açıkçası yabancı dilimi deneyimleyebileceğim bir sektöre doğru yol almaya çalıştım. Bu noktada da yolum lojistikte kesişti. Bunun da özellikle hava kargo alanında kendimi geliştirme gayretim oldu seneler içerisinde. Uzun yıllar DHL'de çalıştım. DHL'de önemli bir lojistik şirketi. Aslında güzel bir okul oldu benim için ve hava kargodaki deneyimlerim beni bugünlerime getirdi. Sektörde yaklaşık 20 yıllık bir deneyimim var. Önemli bir iş kolu lojistik. Hava kargo ve deniz kargoda bunların önemli bir dediğim gibi dalı. Aynı şekilde karayolu ve diğer multimodal transport modelleri gibi. Bu noktada da yakın zamanda Gebrüder Weiss'a genel müdür olarak atandım. Hava deniz tarafını yönetiyorum ve karayolu genel müdürlüğümüz var. Gebrüder Weiss önemli bir şirket. Özellikle Avrupa'da çok önemli bir ağı olan ve dünyanın en eski lojistik şirketi. Bu organizasyonun şu anda bir parçası olmaktan ve hava deniz tarafını yönetmekten de çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir gelecek bizi bekliyor arkadaşlarımızla birlikte. Umarım biz de başarılarınızın devamını diliyoruz tabii ki. Tebrik ediyoruz uzun yıllardır bu sektörün içinde varoluşunuzdan dolayı. Başarı burada aslında. Emek, orada bir fiil tecrübe etmek ve firmanızdan da az önce bahsettiniz. Çok da köklü bir firma. Peki sizin en büyük başarınız, tatmin olduğunuz nokta hangisiydi? Vallahi çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Teşekkür ederim bu soru için. Kendi adıma şunu gözlemledim, hatta bu iş değişikliğinde de özellikle temas ettiğim nokta oydu. İnsan değerleriyle var olur. O değerlerinizin bir yolculuğudur aslında hayat ve bu değerleri bulduğunuzu düşündüğünüz an aslında yeni bir değer eklenir hayatınıza. Bu kendini bulma yolculuğunda da hem teknik olarak bir şeylerin size kazandırdıkları ve kendi öz değerlerinizin farkında olmanız benim gerçekten bunu başarmışım dediğim andı. Yani bana temas eden noktaları bilmem, bunun farkındalığıyla yapılacaksa gerekli değişiklikleri yapmam ya da o hayatın işte bazı kilometre taşları, yol ayrımları olur. Orada o karar anlarında kendinizin farkında olmanız bence çok önemlidir. Yakın zamanda bunu deneyimlediğimi söyleyebilirim. Çok somut bir şey değil belki ama başarı anlamında bu farkındalık insana bir özgüven de getiriyor. Dolayısıyla direkt sordunuz. Programdan önce de konuştuk. Biraz doğaçlama siz de çok seviyorsunuz. Bu çok güzel bir şey bence. O anlamda da ben bunu doğaçlama olarak şu anda aklıma geldiği için rahatlıkla size söyleyebilirim. Çok güzel, çok da güzel ifade ettiniz ve mesleğinizi severek yaptığınız da çok belli aslında. Her sektörde ben bunu söylüyorum, evet eğitimlerle desteklenmeli ama severek yapıldığında başarı aslında orada değil mi? Severek kesinlikle. Ve isteyerek yapmak, kendimizde, içimizde onu içselleştirmek ve bütünleşmek önemli olan da bu zaten. Başarılarınız daim olsun inşallah. Emre Bey, bu noktada biraz da şirket tarafından bir soru yöneltmek istiyorum size. Şirketinizin çalışanlarına sunduğu fırsatlar nelerdir? Selin Hanım, her ne kadar özellikle işte dijitalizasyon, teknoloji ve diğer bütün dünyanın hızı bir şeyler getirse de insan hala iş dünyasının ayrılmaz bir parçası ve en önemli figürü. Ve biz bunun farkındayız. Açıkçası şirketimizin hani global çaptaki unsurları da ve bütün departmanları da bunu desteklemeye yönelik hamleler yapıyor. Dediğim gibi çok mazisi olan bir şirketiz. Aslında Gebrüder Weiss bir aile şirketi. Dolayısıyla insanı kayıtsız kalabilmek mümkün değil. Bu anlamda tabii ki en tepeye koyabileceğimiz şey eğitim. Sizin de sıklıkla bahsettiğiniz gibi. Evet. Teknik eğitimlerin yanı sıra arkadaşlarımızı sıklıkla işte yöneticilik ve diğer kademelerdeki kariyer hedeflerini, kariyer yolculuklarını doğru bir şekilde konumlamak adına
insan kaynakları ve diğer işte gerek marketing olsun, gerekse diğer yardımcı unsurlar olsun, bunlarla birlikte bir yol verme gayretinde oluyoruz. Bu anlamda özellikle stajyerlik ve ondan sonrası bir mezun arkadaşımızın organizasyona katılıp oradan devam etmesi yönünde çok önemsiyoruz. Bunu da mümkün olduğu kadar işte kıdemli arkadaşlarımıza da bir vesile aslında. Onların kendilerini deneyimlemesi ve kendi kariyer yolculuklarında basamakları tırmanabilmesi için onlar da bu stajyer mekanizmasıyla önemli yollar alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir güzel kendi içinde sinerji yaratmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra çalışanlarımıza biz Avusturya kökenli bir şirketiz. Mümkün olduğunca özellikle belli bir kademeye gelen, liderlik yönünde ilerlemek isteyen arkadaşlarımıza bazı exchange programları önerme gayretinde oluyoruz. Yakın zamanda çok fazla özellikle Avusturya'ya giden, orada hayatını devam ettiren ve orada göreve başlayan arkadaşlarımız var. Yine Avrupa'da birçok Türk arkadaşımız şirketimizden oraya gidip orada kariyer hayatlarına devam ediyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Kültürler böyle gelişiyor, şirket kültürü de böyle kana karışıyor diyebiliriz Evet, aslında. çok güzel. Aslında çok güzel bir bakış açısı ve çok da güzel bir katkı aslında çalışanları için. Süpersiniz. Biraz da hedeflerden bahsedelim mi? Şirketinizin geleceğe dair hedefleri neler? Sizle programdan önce de konuşmuştuk. Aslında hedef bitmez. Önemli olan doğru hedefi, elinizdeki doğru kumaş da diyelim belki de. Hani bir terzinin kumaşa ihtiyacı vardır dikebilmesi için ve bir elbise yapabilmesi için. Bizim de hani elimizdeki özellikle hem şirketimizin bize göstermiş olduğu büyük hedefe her zaman bağlıyız ve bunu da açıkçası lokalde nasıl yürütürüz? Türkiye çok önemli bir jeopolitik konuma sahip bir ülke biliyorsunuz ve ticareti bu anlamda özellikle son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz 2 senede pandemi sonrasında çok daha kritik bir öneme sahip bir yere geldi. Söz gelimi Uzak Doğu'dan Türkiye'ye işte bir tren yoluyla bir ticaret yapmak isteseniz orta koridoru kullandığınızda yaklaşık 12 günde Türkiye'ye ulaşıyorsunuz. 7000 kilometrelik bir alanı var Türkiye'nin. Bunu biraz daha kuzeyden Rusya'dan tercih etmeye çalışsanız yaklaşık işte 12 bin kilometrelik bir alanı 20 günde almış olursunuz. Biraz daha böyle güneye inip hani biraz daha şöyle Süveyş kanalını falan geçmeye çalışırsanız bu neredeyse işte 30 bin kilometrelere 40 bin kilometrelere çıkıyor. Bu da 20 günlük bir mesafeden söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi burada hem orta noktada olması hem yerleri birleştirmesi, Asya ve Avrupa'nın tam böyle göbeğinde olması bizim hedeflerimize de bir yön veriyor. Dolayısıyla Gebrüder Weiss bu anlamda Türkiye'yi çok önemli bir konuma aldı. Bir Avusturya devi şirket, tabii ki hani Avusturya daha nüfus açısından çok büyük bir ülke olmamasına rağmen ekonomik olarak dünyada her zaman ilk 5'in ilk 10'un içerisinde olabilecek ölçek ekonomilerden bir tanesi. Türkiye'de karayolu 2012 yılında kurulmuş ve çok güzel bir lokomotif olarak kendini Türkiye'de önemli bir konuma almış durumda. Biz de hava ve deniz kargo tarafında bunu hacimsel anlamda ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamda Mersin'de ve İzmir'de de ofislerimiz var ve buradaki büyümeler de bizim için önemli. Yakın zamanda işte diğer Türkiye'nin lokomotifi olan şehirlerde de bunu arttırmak hedefimiz. Hava ve deniz kargoda biraz böyle hacimlerinizi arttırarak bir noktalara gelebiliyorsunuz. Bu anlamda da çok güzel bir network'ümüz var. O network'ü kullanarak hacmimizi büyütmek ve ileriye dönük burada işte biraz yabancı bir terim olacak. Çok da kullanmayı sevmiyorum. Türkçe çok güzel bir dilimiz var ama hani footprint tam anlamıyla herhalde bir buradaki ayak izimizi, kendi içindeki tanınırlığımızı arttırmak yakın vadedeki hedeflerimizden birkaçı. Çok doğru, çok güzel anlattınız. Aslında Türkiye'nin ithalat ve ihracattaki öneminden de bahsetmiş olduk burada bu sohbet içerisinde ama tam bu noktada şunu da sormak istiyorum size. Türkiye'nin şu andaki lojistik alanındaki durumunu nasıl yorumlarsınız? Türkiye bu anlamda gerçekten çok özel bir ülke ve lojistik alanında birçok global yatırımcı veya lokal yatırımcı burayı değerlendirme niyetinde. İşte özellikle hava kargo tarafında ve işte deniz kargo tarafında belli kuruluşlar var. İşte IATA ve FIATA bunların en önemli iki tanesi. Bu organizasyonlara bağlı olarak
uyumla ve işte rekabet kuralları gereği gerekli olan şeylerle mutlaka kendi hukukunuzun ve kendi politikalarınızın bununla uyumlu olması gerekiyor. Şu anda geldiğimiz konum itibariyle Türkiye'de herhalde 300-400'den fazla yabancı kuruluş sadece lojistik anlamında faaliyet gösteriyor. Bunların yaklaşık işte 200-250'ye yakını AYATA olarak tabir ettiğimiz kendi içinde bu uyuma dahil firmalar. Aynı şekilde deniz kargo tarafında da birçok uyumla birlikte getirilen şirketlerin kendine lojistik alanında bir yer edinme çabası var. Bu anlamda lojistik her zaman gelişiyor çünkü multimodal transport dediğimiz birden çok taşıma biçiminin kendi sektörümüze dayandığı ve burada deneyimlendiği yerler var. Bunun yanı sıra belli başlı dijital platformlar var. Aynı şekilde bazı inovatif çözümler var. Aslında bunları da hep bir araya aldığınızda ölçek çok daha fazla genişliyor ve lojistik anlamında yatırım yapan firmalar her geçen gün artıyor. Çünkü dünya ticaretinin bel kemiği lojistik ve bu anlamdaki taşıma. Sizle gene programdan önce konuşuyorduk. Hani 20 yıl önce hani belki bir mimar kendi şeylerini kullanamıyor şu anda. Belki çok daha farklı şeyler kullanıyor. Aynı şekilde lojistik alanında da geçerli bu. Çok kısa bir şeye temas edip sonra tekrar sorular üzerinden geri gideriz dilerseniz. Söz gelimi şu anda özellikle Avrupa'da çevre kirliliği çok önemli bir gündem biliyorsunuz. Ve bunu bir şekilde firmalar kendilerine düstur edinip onunla uyumlu, çevreye zarar vermeyen çözümler üzerinde duruyorlar. Bildiğiniz gibi karbon salınımı özellikle bizim sektörümüzde yani taşımacılıkta çok önemli. Söz gelimi burada en fazla karbon salınımını uçaklar üretiyor. İşte gemiler üretiyor, trenler üretiyor ama bunların kendi içinde belli analizleri var. Hangisinde daha az karbon salınımı olacaksa, hangilerinde elektrikli araçlar kullanılabilirse, hangilerinde hidrojen araçlar kullanılabilirse çevremize daha az zarar veririz gibisinden. Bu anlamda çok önemli anlaşmalar yapılıyor. Söz gelimi bizim şirketimizde de özellikle bu işte elektrik araçlarına, hidrojen araçlarına çok önemli yatırımlar yapılıyor. En son Şili'ye çok önemli bir hidrojen trak gönderildi. Çok güzel. Oradaki yüksek bir işte 650 metrelik bir volkanik dağ nasıl tırmanır ve burada nasıl bir performans gösterir? Tabii biraz işin pazarlama tarafı da var doğrusu ama bunun 10 senelik, 20 senelik fizibilite raporlarıyla kendi taşıma alanlarımıza nasıl katkısı olur? Bunların tecrübe edilmesi ve deneyleri yapıldı. Çok da başarılı geçti. Bizim kendi YouTube ve işte LinkedIn kanallarımızda da şu anda reklamları yapılıyor. Buna yönelik çözümler eminim süreçleri daha da iyi hale getirecektir diye düşünüyorum. Çok doğru, çok haklısınız. Biz tebrik ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Firmanızla da size de tabii ki aynı şekilde. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. İyi ki geldiniz, bunları bizlerle paylaştınız ve seyircilerimizle tabii ki. Ama programımızın sonuna yaklaşırken seyircilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Bu mesleği yapmak isteyenler olabilir veya meslektaşlarınız da olabilir. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son mesajlarınız nelerdir? Selin Hanım, buna da çok önem verdiğinizi de biliyorum. Biraz konuşma fırsatımız da olmuştu. Bence çok önemli bir konu. Sözlerimde bahsettiğim gibi yani insan en önemli kaynak ve bu bence değişmeyecek. Her ne kadar teknoloji çok ilerlese de işte şu bugün geldiğimiz günde ChatGPT konuşuyoruz veya birçok farklı alanı konuşuyoruz, robotları konuşuyoruz. Ama insan her zaman insan olarak bu dünyadaki yerini sağlam bir şekilde devam ettirecektir. Bu anlamda özellikle genç mezun arkadaşlarımızın kendi gelişimini, kendilerinin farkındalığını sağlamaları için aslında hani eski okul diye tabir ederiz ya o eski okul alışkanlıklarını anneleriyle babalarıyla mutlaka konuşsunlar. Onlar mutlaka bir perspektif verecektir. Bunun yanı sıra tekniğe işte görsele zaten bizlerden çok daha hakimler. Bunlarla devam etsinler. Ama iki tane mekanizma bence çok önemli. Hani bazen dilimize pelesenk olmuştur işte nasip ve kısmet deriz ya. Hani nasip bizim çalıştığımızın karşılığı. Kısmet tarafı da bizim aslında yapmak zorunda olmadığımız ama iyilik tarafında durup iyilik peşinde koştuğumuz yerlerin bize yansıması. O kısmet kavanozlarını hep dolu tutsunlar. Çünkü bir gün gelir mutlaka yapmak zorunda olmayıp yaptıkları bir iyilik onlara mutlaka bir kapı açacaktır. Biraz daha manevi tarafa yönelmeleri ve onu kuvvetli tutmaları mutlaka bu dünyanın hızında onlara bir rehberlik edecektir diye düşünüyorum.
Bunu paylaşmak istedim. Umarım yolları açık olsun hepsinin. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel ifade ettiniz. İyi ki geldiniz. İyi ki bizlerle bu noktada buluştunuz. Başarılarınız daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum bütün ekip arkadaşlarınızı ve size. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Emre Öztekin bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.